bitecek maç. İlk düdük, iki takıma da başarılar. Yeri kadar çıktı Galatasaray'ın orta çizgiye kadar. Hakan Baltadan Hamit'e. Hamit şut, yandan dışarıya. Bu tip pozisyonları seven bir oyuncu. Hamit altın top. Ama iyi vuramadı. Evet, Levent Tüzeme. Ne düşünüyorsunuz geride kalan bölüm için? Galatasaray daha çok oyuna hakim olmaya çalışan bir takım görüntüsünde. Eskişehir'de kontrataklarla etkili oluyor. Bunu da Funes Mori ile Andaç'la. Açık olduğu için dedim. Çavuşiç. Rogerio Funes Mori. Tekrar pasını verdi, gol pozisyonu. Çavuşiç bir açıkta vuruş. Kafa dışarıya. Bir anda hani deyim yerindeyse uyudu Galatasaray savunması. Orada önemli bir fırsat yakaladı Eskişehir Spor takımı. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Üstünlük sağlamıştı Sinan, yine öyle oldu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı, bir kafa vuruşu. Gol pozisyonu, çizgi üzerinde bir müdahale var. İkinci hamle, şut, yandan dışarıya, son anda müdahale Ali'den. Yasin vurdu, Ali topu dışarı gönderdi. Kritik bir müdahale az sonra. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. İşte çizgi kamerası. Burada savunmanın müdahalesi. Topun tamamının çizgiyi geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla verdi Fevzi. Funes Mori sağ tarafa doğru. İleri çıkan Kamil Ahmet. Yasin onu karşılayacak. Kamil Ahmet yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! Andaç'ın golü. Eskişehir Spor 1-0 önde. Çok güzel vurdu. 40. dakika. Eskişehir Spor tribünlerinde büyük sevinç. Eskişehir Sporlu futbolcularda büyük sevinç. Az sonra golü tekrar izleyeceğiz. 1-0 öne geçti Eskişehir Spor. Andaç güzel bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. İşte pozisyon. Funes Mori bu kez topu sağ kanada aktardı. Kamil Ahmet hata katıldı. Ortasını yaptı. Andaç işte böyle gönderdi topu Galatasaray filelerine. Ve 40. dakikada Andaç'ın kaydettiği golle Eskişehir Spor 1-0 öne geçti. Çok güzel bir orta, çok güzel bir kafa. Zorluk derecesi yüksek Andaç'ın, dedim. Güçlü oyuncu. Bu gol şüphesiz maçı daha keyifli bir hale getirecek. Mihail Sikibe golü böyle kutlettiği golle 1-0 önde tamamlıyor. Değerli futbol severler, kısa bir aradan sonra Eskişehir'de. Tamam. İkinci yarının ilk düdüğü Galatasaray başladı ikinci 45 dakikaya. Goran Çavuşiç sağ tarafta, Andaç sol tarafta, Rogerio Funes Mori var. Andaç'ın bulunduğu bölgeye doğru. Andaç yaptı ortasını, kale sahası uzaktı ekibi. Top dışarı süzülüyor, out. Etkili geldi Eskişehir Spor. 47. dakikada Andaç'ın ortası. Tarık o bölgede Fevzi'nin baskısı vardı. Sahasına geldi. Fevzi yaptı ortasını. Bir şut, kaleci. İkinci hamle. Topun sahibi Eray. Çok önemli bir fırsat. Ama Eray ikinci gole izin vermedi. Andaç yine pozisyonun içindeki isim. Eskişehir Spor kontratağa etkili gelişti. Bu kez ortayı Fevzi yaptı. Andaç vurdu. Eray çok güzel bir kurtarış yaptı. Mükemmel vurdu. Ve o vurmadan evvel oraya attığı bir depar var. O depara rağmen zor pozisyonda o topa vurdu. Yani tam hakim değil topa. Eray'ın kurtarışı da ama aynı, evet, güzellikte. Sonrasında da Andaç bir sakatlık geçirdi. Orta, Emre'nin ortası. Buruma vuramadı. Taç Eskişehir Spor'un İyi Buruma özür diliyor arkadaşlarından. İşte orta. Buruma dokunamadı topa, kale sahasının hemen önünde. Biraz da aşmış onu, yani vurabilecek gibi değil. Çok güzel görüntüler.
neredeyse tamamen dolu Atatürk Stadı. Şimdi Fevzi ceza sahasına girdi. Fevzi kendisinden. Kaan uzaklardan vurdu, direkte patladı top. Bir şut daha dışarıya. Bu kez Berkay. Kaan'ın yaklaşık 30 metreden vurduğu şut direkte patladı. Eskişehirspor ikinci gole çok yaklaştı. Mücadelenin 61. dakikasında. Bir kez daha izliyoruz. Adeta bir füze çıkarttı Kaan. Çok sert vuruş. Eray'ı geçti. Direkten geri dön. Sissoko duvar pası başarılı. O ikili uyum alkış aldı Eskişehirspor tribünlerinden. Sissoko 3 kişinin arasında topu çıkarttı. Şimdi Eyüp, yeniden Sissoko. Bu kez Eskişehirspor bütün hatlarıyla rakip alanda. Birol'un pası sol tarafa. Kaan. Eyüp. Kaan. Emre Çolak o bölgede, Selçuk o bölgede bir elle müdahale belirledi. Barış Şimşek serbest vuruş. Funes Mori topun gerisinde. Funes Mori üstten dışarıya gönderdi topu. Fizik ve son düdük Eskişehir'de. Eskişehirspor Andaç'ın 40. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor. G grubunda puanını 12'ye yükselterek...